Bugün 27 Haziran, günlerden Perşembe. Star Ana Haber ile karşınızdayız. Bizim çocuklar başardı. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takım adını son 16'ya yazdırdı. Dün Çekya'yı 2-1'lik skorla geçen milli takımımızın tarihi zaferinin ardından stadyum Türkiye tezahüratları ve memleketim şarkısıyla enledi. Büyük mutluluk yaşayan futbolcular ve teknik direktör Montella kutlamaya soyunma odasında da devam etti efendim. Milliler çeyrek finale kalmak için önümüzdeki hafta Avusturya'nın karşısına çıkacak. Tarih teker üretti. A milli takım kritik maçta Çekya'yı yendi. Avrupa Şampiyonası'nda destan yazdı. 16 yıl sonra Türkiye gruptan çıktı. Ay Yıldızların Euro 2024'e tamam mı devam mı maçında rakibi Çekya'ydı. Çekler 20. dakikada Baran gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. İlk yarı berabere tamamlandı ama ikinci yarı fırtına gibi başladı. Aranan gol 51. dakikada kaptan Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi. 13 dakika sonra Çekler'den yanıt geldi. Hava topunda kaleci Mert Günok'a müdahale olmasına rağmen hakem golü verdi. Kartların havada uçuştuğu maçta heyecan tıpkı 2008'de olduğu gibi son saniyelere taşındı. Bir gol yememiz veda etme anlamına geliyordu ama son sözü onlar değil Cenk Tosun söyledi. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte tribünler memleketim şarkısıyla inledi. Futbolcular, teknik heyet orta yuvarlakta zafer üçlüsü çektirdi. Barış Alper Yılmaz UEFA tarafından maçın oyuncusu seçildi. Grubu 6 puanla 2. sırada tamamlayan millilerin son 16'daki rakibi Avusturya oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da millileri telefonla arayarak tebrik etti. Evet Sayın Cumhurbaşkanım çok şükür. Bütün takım arkadaşlarımın selamı var size. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, çok sağ olun. Desteğiniz çok değerli Sayın Cumhurbaşkanım. Gerçekten sağ kanadı felçetsiz. Yok ya. Sağ olun, teşekkürler. Teknik direktör Montella ise Cumhurbaşkanı'nı Avusturya maçında tribüne davet etti. Bir dahaki maçta da sizi bekliyoruz. İnşallah Avusturya maçının hazırlıklarını görelim, ona göre de aklılarımızı atalım. Türkiye-Avusturya maçı 2 Temmuz'da Leipzig'de oynanacak. Maçta cezalı duruma düşen Hakan Çalhanoğlu ile Samet Akaydın forma giyemeyecek. Milliler çeyrek final biletini alırsa Romanya-Hollanda eşleşmesinin galibiyle oynayacak. Turnuvanın düzenlendiği Almanya, Türkiye'nin zaferinin ardından kırmızı beyaza boyandı efendim. Başta maçın oynandığı Hamburg ve başkent Berlin'de Türkler gece geç saatlere kadar kutlama yaptı. Zafer coşkusu yaşayan bir başka nokta da Azerbaycan'dı. Turnuvanın başından beri taraftarın inancı tamdı. 90 dakikanın sonunda düdük çaldı. Almanya sokaklarında yer gök kırmızı beyaza boyandı. Şenlik tadında eğlenceler başladı. Başkent Berlin ve Hamburg sokaklarında taraftarlar araç konvoyları yapıp sokaklarda dolaştı. Danslarla, havai fişeklerle yıllar sonra gelen ilk 16 heyecanını kutladı. Azerbaycan askerleri de heyecana kışlalarında katıldı. Karabağ'ın aslanları Cenk Tosun'un attığı ikinci golle havalara fırladı. Ortalık adeta yıkıldı. Maç sonunda teknik direktör Montella artık farklı bir turnuva başlıyor dedi. 18 kart. Bu maçın ne kadar yüksek yoğunlukta geçtiğini gösteriyor.
tarihe geçen bir başarıya imza attık gruptan çıkarak. Takıma, taraftara teşekkür ediyorum, buradaki taraftarlara. Zafer'in kahramanları da maç sonunda gururluydu. Belki inanmayacaksınız, bugün sabah kalktığımdan beri bu golü hayal ediyordum. Hayal ettiğim gibi oldu. 2008'den sonra bu kader bize nasip oldu. Çok mutluyuz. Zaten bu jenerasyona da bu yakışırdı. Basın toplantılarından sonra milliler galibiyeti soyunma odasında kutladı. Büyük sevinç yaşayan Cenk Tosun ve Barış Alper Yılmaz karşılıklı oynadı. Saat 22'de tüm Türkiye'de hayat durdu. Yurdun dört bir yanı milli maça kilitlendi. Meydanlarda ve alanlarda kurulan dev ekranlarda izlenen maçın son dakikalarında gelen ikinci golle coşku tavan yaptı. Özellikle burada bunu izlemek daha çok heyecanlandırdı bizi. Kesinlikle çok güzel. Zaten maç izlemek çok eğlenceli. Tüm maçları burada kalabalık olması ayrıca eğlenceli oluyor. Böyle herkesin bir araya gelip bir ortak bir maç için buluşmak bence çok zevkli yani. Ülkenin dört bir yanında dev ekranlar kuruldu. Bütün Türkiye Çekya maçını izlemek için ekranları başına geçti. Burada da Kadıköy Kalamış Park'ta da yüzlerce insan kamp sandalyesiyle beraber heyecanlı bir şekilde maçın başlamasını bekliyor. Şu an etrafa da baktığınızda bir heyecan var. Milli formanın olduğu yerde heyecan olmazsa olmaz. Evde, iş yerinde, parkta, bahçede, meydanlarda kısacası Türkiye nefesini tuttu. Saat 22'ye kilitlendi. Dışarıda olanlar için dev ekranlar kuruldu. Vallahi çok heyecanlıyız. Çekya bizi iyi tanır. Biz de onları tanırız. Bir kız grubuyla buradayız bu akşam. Kazanırız, net alırız zaten. Çok heyecanlıyız. Milli takımımızı destekliyoruz. Umarım şampiyon olacağız. Finale kadar gideriz diye düşünüyorum. Peki kupayı alabilir miyiz? Alırız. Niye almayalım ki? Alırız. Sadece Kadıköy'de değil, İstanbul'un tüm ilçelerinde dev ekranlar vardı. Nereye kadar gidebiliyorsak bu heyecan devam etsin. Bence çeyrek finale çıkabiliriz. Gollerin geldiği ikinci yarıda maç daha da heyecanlıydı. İlk golle birlikte maç izleme alanları bayram yerine döndü. Coşku Türkiye'nin 2-1 kazanmasıyla doruğa çıktı. Çekya maçının son düdüğü çaldı. Bütün ülkede bir bayram havası var diyebiliriz. Şu an bulunduğumuz noktada yüzlerce insan ellerinde bayraklar en büyük Türkiye diye bağırıyor. Kazanacağımızı zaten biliyorduk. Son 16'dan da çıkacağız. Almanya'dan kupayı alıp geri döneceğiz. Benzer görüntüler yurdun dört bir yanında vardı. Şampiyon Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün bir kez daha Gazze'deki İsrail vahşetine değindi. Önceliğin acil olarak ateşkes ilan edilmesi olduğunu söyledi. Estonya Cumhurbaşkanı'nı Beştepe'de ağırlayan Erdoğan, Türkiye'nin AB üyelik süreci için de destek istedi. Gazze'deki insani felaketin sona ermesi için öncelikle acil ateşkes ve insani yardımların ulaştırılması ihtiyacı devam ediyor. Kalıcı ateşkes çağrısını yineledi. Uluslararası toplumu Gazze'ye odaklanmaya çağırdı. İsrail'in uluslararası toplumun kalıcı ateşkes çağrılarına rağmen Gazze'de sürdürdüğü katliamlar sadece bölgesel istikrarı değil, küresel güvenliği de tehdit etmektedir. Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis Ankara'daydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mevkidaşını Beştepe'de resmi törenle karşıladı. İki lider resmi karşılama töreninin ardından bir araya geldi. İki ülke ilişkileri ve bölgesel konular masadaydı. Gazze'deki bu barbarlığın sorumluları uluslararası hukuk önünde er ya da geç hesap verecektir. Ortak basın toplantısında Türkiye'nin Avrupa Birliği hedefine vurgu yaptı Cumhurbaşkanı. Estonya'dan destek istedi. Avrupa Birliği'ne tam üyelik stratejik hedefimizdir. Birliğin de Türkiye'ye
benzer bir perspektiften yaklaşmasının müşterek menfaatimiz olduğu aşikar. Efendim CHP lideri Özgür Özel'e göre erken seçim yakın. İlk kez tarih zikretti. 1,5 yıl sonrası için hükümetin erken seçime mecbur kalacağını söyledi. Bence 5 yıl tamamlanmaz. 2,5. yılda tam ortasında bir erken seçim olur. Bugünden 1,5 yıl sonrası bir erken seçimi olası görüyorum. Siyasette normalleşme tartışmaları sürerken erken seçim polemiği de yeniden alevlendi. CHP lideri Özgür Özel erken seçim için tarih verdi, 1,5 yıl sonrasını işaret etti. İstiyor muyum? Vallahi gelecek hafta olsun istiyorum. Gelecek ay olsun istiyorum erken seçim. Parti birinci partiyken, bu kadar zor durumdaki insanların umudu Cumhuriyet Halk Partisi olmuşken ben neden erken seçim istemeyeyim? Dışişleri eski bakanlarından Yaşar Yakış'ın cenaze törenine katıldı Özel. Ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Toplumda erken seçim talebi giderek yükseliyor dedi. Her ay bu talep biraz daha artıyor. Toplumun yarıya yakını bir erken seçim talebi var. Erken seçim talebi yükseldikçe biz bu talebi seslendirmeye devam ederiz. Muhalefetin meclisteki sandalye sayısının erken seçim kararı için yetersiz olduğunu hatırlattı. İktidarın erken seçime mecbur kalacağını savundu. Erken seçim yapılabilmesi için 360 milletvekilinin oyuna ihtiyaç var. Ekonomi bu kadar kötüye gidiyorken siz asgari ücrete zam yapmazsanız bıçak kemiğe dayanır, vatandaş erken seçim ister ve sizi gönderir. Hele hele böyle devam edeceklerse kesinlikle ve kesinlikle erken seçim kaçınılmaz olur. Özel normalleşme tartışmaları üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefetle ittifak olmaz sözlerini değerlendirdi. Muhalefetle ittifak olmaz, muhalefetten diyalog olur, belli konularda uzlaşma olur dedi. Siyasetin normali budur dedi. Ben de haftalardır bunu söylüyorum. Millet normalleşmeden memnundur ama kimse bu şartlarda muhalefetten yumuşama beklemesin. Yumuşama kelimesinin terk edilmesinden fevkalade memnunum, normalleşmeye devam. Normalleşme sürecinin MHP yönetimini rahatsız ettiğini söyledi. Normalleşme en çok Milliyetçi Hareket Partisi'ni ve içindeki o iki kişiyle temsil edilen bir odağı rahatsız etti. O odaklar Milliyetçi Hareket Partisi'ni belli bir yere çektiler ve iktidar ortaklarına rest çektirdiler. Siyasette bugüne ait bir diğer önemli gelişme Koray Aydın'ın İYİ Parti'den istifası efendim. İYİ Parti kurucularından Aydın açıklamasında İYİ Parti'deki erime için Akşener'i suçladı. Aydın siyasete bağımsız milletvekili olarak devam edeceğini vurguladı. Ölümlü trafik kazası sonrası Amerika'ya kaçmışlardı. Eylem Tok ve Firarioğlu'nun Amerika polis tarafından yakalandıkları anın görüntüleri ortaya çıktı efendim. Amerikan polisi her ikisine de ters kelepçeleyip gözaltına aldı. We searched him, but obviously yep. If you want to grab, search him again. How are you, Roland? Thanks for your help by the way. Thank you guys. Thank you. Anytime. 44 yaşındaki Eylem Tok'la 17 yaşındaki oğlu Timur Cihan Timur 14 Haziran günü Boston'da gözaltına alınmışlardı. Bugün yakalandıkları anın görüntüleri ortaya çıktı. Ters kelepçeye takılıp ayrı polis arabalarına bindirilen anne oğlun görüntüleri polis kamerasından. We're going straight to court? They say straight to court? Really? Open up a little bit. İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihan Timur, annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a, oradan Amerika'ya kaçırılmıştı. Türkiye'nin yakalanmaları için kırmızı bülten çıkardı. Anne oğul 14 Temmuz sabahı saat 9.40'da Boston'da Jamaica Plain isimli bölgede yakalandı. You want the window down a little bit? Are you okay? Yes. Put it down. Polis Timur Cihan Timur'u ekip otosunun olduğu yere götürüp üst araması yaptı. Daha sonra da demir parmaklıkları olan arka koltuğa oturttu. Anne Eylem Tok oğlundan uzak bir yerde tutuldu. Oğlunun işlemi tamamlandıktan sonra o da elleri ters kelepçeli olarak bir başka araca bindirildi. Eylem Tok'un saçları kısalmış, sarıya boyanmıştı. Hello. Anne oğlun Amerika'da yargılanmaları da sürüyor. Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesine ilişkin yarın görülecek olan ikinci duruşma 1 Temmuz'a ertelendi. Erteleme nedenine ilişkin bilgi verilmedi. Eylem Tok'u yeni duruşmada iki farklı avukat savunacak.
Amerikan vatandaşı olan oğlu içinse avukatlar kefalet karşılığı tutuksuz yargılanma başvurusunda bulundu. Avukatlar mahkemeye sundukları belgelerde Timur Cihan Timur'un kaldığı yerin çocuklar için bir gözetim merkezinden çok bir hapishane olduğunu ve orada kötü muameleye maruz kaldığını öne sürdüler. Kefaletle serbest bırakılıp ev hapsine çıkarılması talebinde bulundular. Ancak mahkeme henüz bir karar vermedi. Hem anne Eylem Tok hem oğul Timur Cihan Timur hala tutuklu olarak yargılanıyor. Depremi bekleyen İstanbul'da bir bina daha deprem olmadan çöktü. Bahçeli evlerde 3 katı kaçak, 7 katlı binada kısmi çökme oldu. Büyük şans eseri, bina sakinleri çökme olacağını anlayıp apartmanı boşaltmıştı efendim. 7-8 katlı bina hala geldi bak. Binanın haline bak arkadaşlar. Benim oturduğum binaya bak. Bina kendi kendine çöktü 3 dakikada. Önce bir çatırtı duyuldu, sonra bina bitişikteki apartmandan ayrıldı. Dakikalar içinde de ruhsatı 4, kendisi 7 kat, 44 yaşındaki bina kısmen çöktü. Bina sakinleri canını zor kurtardı. 1980 yılında 4 katlı bir bina olarak yapıldı aslında ama 94 yılında kaçak katlar eklendi. Bahçeli evlerde çöken 7 katlı binanın 3 katı kaçaktı. Biz dedik herhalde deprem oluyor zannettik. Sonra dışarı çıkınca bina yeni yapılan binadan ayrılmaya başladığını fark ettik. Yürekleri ağza getiren olay İstanbul, Bahçeli Evler, Zafer Mahallesi, Yadigar Sokak'ta sabaha karşı yaşandı. Gece bir kat üstünden kalktık, boşalttık Allah'tan. Bina kendi kendine olduğu yere çöktü. Çok şükür kimse yok içinde. 3 dakikada kurtulduk. Çok şükür bir can kaybı, yaralanma yok. Tahliye ettikten sonra da 10-15 dakika sonra da bina çöktü zaten. Bina eski bina, ben şüpheleniyordum zaten. Geceliğin sarsıntı oluyor. Çökme gibi bir gacırtı geliyor. Tüm komşularımız dışarı çıkıyor. Ondan sonra binanın aşağıdaki birinci, ikinci, üçüncü katı aşağı doğru dikey toprağa doğru çöküyor. Kaçak 3 katı çöken, alt katları da kullanılamaz hale gelen binanın bitişiğindeki apartmanda da hasar oluştu. O anda uyuyorduk. Bir gürültü duydum, kastım toz duman. Duvar gittiği gibi ben sözüle zor kurtardım. Bir gürültü duyduk, bir deprem, bir zenzele sesi duyduk ama camlara çıktık. Şeyin çöktüğünü gördük yani. Çökme sonrası kontrollü yıkımı yapılan bina adına kentsel dönüşüm başvurusunun olmadığı da ortaya çıktı. Bahçeli Evler'den gün içinde bir çökme haberi daha geldi. Bu kez Hürriyet Mahallesi Güngören Sokak'ta 4 katlı bir binanın çatısı çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Her iki olayla ilgili de soruşturma başlatıldı. Dün Kocaeli'nde tek kurşunla öldürülen 18 yıllık eğitimcinin katilleri yakalandı. Katilin bir tetikçi olduğu, kurbanın ise kan davası yüzünden katledildiği ortaya çıktı. Yedi yaşındaki Meryem babasının fotoğrafına baktı uzun uzun. Ona veda etti. Sadece aile değil, tüm eğitim camiası yastaydı. Kocaeli'de Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi'nin müdür yardımcısı 18 yıllık eğitimci Mahir Çoğaç aracında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Cinayetin hemen sonrasına ait görüntüler ortaya çıktı. Pusu kurup Çoğacı bir saat bekleyen, sonra da başını ateş eden 17 yaşındaki saldırganla ona yardım ettiği iddiasıyla aranan şüpheli kısa sürede yakalandı. İlk anda saldırganın Çoğacı'nın eski öğrencisi olduğu iddia edilmişti. Çayırova Kaymakamı olayın eğitimle, okulla, öğrencilerle hiçbir ilgisi yoktur açıklaması yaptı. Aileler arasında olan bir husumetten kaynaklandığını düşünüyorum ama hocamızın alakası yoktur. İddiaya göre cinayet kan davası nedeniyle işlendi. 17 yaşındaki saldırganın tetikçi olduğu ve Adana'dan Kocaeli'ye gönderildiği öne sürüldü. İki şüphelinin sorgusunun sürdüğü belirtildi. Bugünse müdür yardımcısı Mahir Çoğaç için görev yaptığı okulun bahçesinde tören düzenlendi. Allah rızası için helal eder misiniz? Helal olsun. Çoğaç evliydi. 7 yaşında kızı, 10 yaşında da bir oğlu vardı. Meryem göğsüne takılan babasının fotoğrafına baktı uzunca. Annesinin kucağındaydı. Sessizce etrafını izledi. O ve abisi annelerinin tek tesellisiydi. Hukuklarınızı helal ediniz.
Mahir Çoğaç törenin ardından camiye taşındı. Büyük bir kalabalığın katıldığı cenaze namazı sonrasında da son yolculuğa uğurlandı. Kendini yola attı, önüne geçtiği tırı durdurmaya çalıştı. Şoför ise zanlıyı yardım isteyen biri sandı. Kendini aracın içine atan saldırgan şoförü aşağı atıp tırı kaçırdı. Yapılan ihbar üzerine polis çok geçmeden aracı buldu, saldırganı yakaladı. Otobanın ortasına atladı, yoldan geçen tırın önüne geçti. Durdurduğu tırın şoförünü yaraladı. Kalemleri buradan çekti. Buraya batırmaya başladı. Akıllara durgunluk veren olay Ankara'da yaşandı. Selim Örencik, Mamak, Gölbaşı istikametindeki çevre yolunda ilerliyordu. Yolun ortasında tırın önüne gelen kişinin yardıma ihtiyacı olduğunu düşününce yavaşladı. O sırada ben yaklaştığımda arabanın önüne atladı bu. Pencereyi kaldırmaya çalıştım ama sarktığından dolayı, pencereye bastığından dolayı giremedi içeri. Tır sürücüsü adamın gaspçı olduğunu anladı ve gaza bastı. Fakat geç kaldı. Araba hareket halinde giderken bayağı süratlendim. Arabanın içine kendisini attı. Pencereden içeri attı. Kapı kilitliydi, oradan atladı, içeri girdi. Buradan buraya atladı. Gözü dönen gaspçı tırın yatak kısmına atladı, öğrenciye saldırdı. Tır şoförü bir yandan saldırganla uğraşırken diğer yandan tırı kullanmaya çalıştı. Ama direksiyon hakimiyetini de kaybetti. O arada boğuşmaya başladık. Direksiyon hakimiyetini kaybettim, araba kendi kendine gider oldu. Böyle bu gırtlağıma sarıldı, gırtlağıma sarılınca başladı vurmaya. Saldırgan tır şoförünü aracın kapısını açıp aşağı attı ve tırı alarak kaçtı. Şu kapıyı açtı. Şuradan açtı. Beni aşağı iteledi buradan. İteleyince sırt üstü ben buradan aşağı düştüm. Geçen arabalardan yardım istedim. Tankercinin bir tanesi durdu. Beni Gölbaşı karakoluna kadar götürdü. İhbar üzerine ekipler tırın peşine düştü. Çankaya'da kıstırılan tır şüpheliyle birlikte yakalandı. Araç sahibine teslim edilirken şüpheli gözaltına alındı. Bugün de araç zaten bulundu. Aracı teslim aldık. Evet. Sağ olsun bütün emniyet güçlerinden. Hepsine birer birer teşekkür ederim. Ancak bu ilk değildi. Saldırgan adliyeye sevk edilirken olaydan önceki saatlerde aynı yolda diğer tırları yardım isteme bahanesiyle durdurmaya çalıştığı belirlendi. Efendim, korkunç ölümün adresi Ordu. Su parkında eğlenen 9 yaşındaki çocuk havuzdaki kaçak elektrik akımına kapıldı. Onun çırpındığını gören işletmeci kurtarmak için havuza atladı. Şalter indirilene kadar her ikisi de akıma maruz kaldı. 48 yaşındaki işletmeci hayatını kaybetti. Kız çocuğunun da durumu ağır. Akvapark'taki elektrik kaçağı can aldı. 9 yaşındaki kız çocuğunu kurtarmak isteyen işletmeci hayatını kaybetti. Korkunç haber Ordu'dan geldi. 9 yaşındaki Elif Naz Derdiyokoğlu bir yüzme kulübünün etkinliği nedeniyle akvaparktaydı. Elektrik kaçağı vardı, kimse farkında değildi. Suya giren kız çocuğu akıma kapıldı. Onu gören işletmeci 48 yaşındaki Mustafa Kemal Günay hemen harekete geçti, o da suya girdi. Çevredekiler olan biteni görünce hemen tüm şalterleri indirdi. Polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Elif Naz ve işletmeci hastaneye kaldırıldı. Mustafa Kemal Günay tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 9 yaşındaki kız çocuğunun da durumunun ağır olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Eşini karnından bıçakladı, sonra da kendisini hesapladı. Samsun'daki vahşette yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı efendim. Saldırgan adam ise hayatını kaybetti. Yaralı kadının sedyedeki hali yaşadığı korkuyu anlatır gibiydi. Sen bıçakla temas oldun mu? Olmadı abi. Hiç elledin mi bıçağı? Hiç ellemedim. Önce eşini ardından kendisini bıçakladı. Öfkeli koca hayatını kaybetti. Senlik bir durum yok. Olay Samsun'un İlk Adım ilçesinde yaşandı. Mobilyacıda çalışan 38 yaşındaki Emrah Akbulut tartıştığı eşi Lütfiye Özge Akbulut'u karın boşluğundan bıçakla yaraladı. Burayı yolmadı, bu sırası var. Tamam, önce sana mı vurdu bıçağı? Emrah Akbulut aynı bıçakla bu kez kendini sol göğüs kısmının dört yerinden yaraladı. Kadının kendini evden dışarı atıp yardım istemesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kendi kendine vurdu bıçağı. Neresine vurdu bıçağı? Tam göster. Şuralarına vurdu abi.
Emrah Akbulut ambulansla Lütfiye Özge Akbulut'sa özel araçla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Emrah Akbulut hayatını kaybetti. 5 yıllık evli olan Akbulut çiftinin 2 yıl önce bir günlük bebeklerini kaybettikleri ve çocuk sahibi olma konusunda sık sık tartıştıkları iddia edildi. Van Gölü'ne şişme botla açılan 4 kişi akıntıyla sürüklendi ve gözden kayboldu. Yakınları panikle yardım istedi. Tam 9 saatlik arama mutlu sonla bitti. Jandarma ekipleri kıyıda iz sürdü. Gece görüşlü kameralarla derede tarama yaptı. Kayıp 4 kişi aranıyor. Van'da 3'ü aynı aileden 4 kişi Güleser Koç, oğluyla gelini ve yakınları İshak Sancak bayram tatilini uzatmıştı. Çelebibağ mahallesi sahilinden şişme botla göle açıldılar. Ancak bir süre sonra akıntıya kapılıp kayboldular. Saatler geçmesine rağmen geri dönmeyince yakınları endişelendi. İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı harekete geçti. Arama çalışması başlattı. Dalgıçlar suda 4 kişiyi ararken insansız hava aracı ve gece görüş kameralarıyla bölge tarandı. Tam manasıyla bir seferberlik hali söz konusuydu. Tam 9 saat sonra nefes aldıran haber geldi. 4 kişi botta ve Adır Adası yakınlarındaydı. Çok sakin bir şekilde alacağız. Panik yaparsanız tehlike yaşayabiliriz. Sahil güvenlik ekipleri bölgeye ulaştı. 4 kişi kurtarıldı. Kıyıya getirilen 4 kişi sağlık kontrolünden geçirildi. Durumları iyiydi. Evlerine gönderildiler. Antalya Muratpaşa'da yaşayan bir kişi alkol olup yerde sızan gençleri kayda alıp şikayetini dile getiriyordu ki onların soyulmalarını da kaydetti efendim. Usulca gelen hırsız yerde baygın halde yatanların ceplerini karıştırdı. Değerli şeyleri alıp kayıplara karıştı. Ailemiz, çocuklarımız, eşlerimiz kaldırımlarda yürüyemez oldu. Buna artık birden... Alkol alıp kaldırımda sızınca hırsızın hedefi oldular. Ceplerinde ne var ne yok çalındı. Antalya Muratpaşa'da iki kişi iddiaya göre alkol aldıktan sonra kaldırımda sızdı. Mahalleli bu durumdan rahatsızdı. Sık sık kapılarının önünde benzer manzarayla karşılaştıklarını öne sürüyorlardı. Biri yaşananları balkonundan görüntüledi. Ailemiz, çocuklarımız, eşlerimiz... Kaldırımlarda yürüyemez oldu. Buna artık birden... Kısa süre sonra sızan iki kişinin yanına biri geldi. Amacı yardım etmek, onları uyandırmak değildi. Ceplerini kontrol etti. Balkonundan olan biteni görüntüleyen mahalleli de müdahale etmedi. Hırsız sızan iki kişinin cebinde para, telefon ne varsa aldı. Sonra da ağır adımlarla uzaklaştı. Genç kadın bir koltuğa yığılıp fenalık geçirdi. Darmadağın olmuş evini gösterip soyuldum dedi. Evine gelen hırsızın altınlarını çaldığını söyledi ama polis olayı araştırmaya başlayınca yalan söylediğini itiraf etti. Hiç de haberimiz olmadı. Bileti almış, sadece altınlarını almış. Bilek mi almış? Bilek. Evin içi dağılmış, odalarda ne var ne yok etrafa saçılmış. Genç kadın yığılıp kaldığı koltukta gözyaşı döküyor. Darp edildim, soyuldum diye fenalık geçiriyor. Ama bu görüntülerin kadının kurduğu senaryonun bir parçası olduğu ortaya çıktı. Çantan nerede? Çantan nerede? Antalya'nın Manavgat ilçesinde Şelale mahallesinde yaşayan bir çocuk annesi kadın polisi aradı. Evine gelen bir kargocunun kapıyı açtığı anda kendisini darp ettiğini, maskeli hırsızın kendisini 1,5 yaşındaki kızıyla tehdit ederek altınların yerini öğrenip çaldığını iddia etti.
Adrese gelen sağlık ekipleri fenalık geçiren kadına yardımcı olurken Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri de harekete geçti. Sokaktaki güvenlik kameraları incelendi. Tarife uyan kimse bulunamadı. İşte itiraf da ondan sonra geldi. Emniyet Müdürlüğü'ne gelen genç kadın olayın ciddiyetini anlamış olacak ki evde söylediklerinin doğru olmadığını söyledi. 20 bin lira kredi kartı borcu nedeniyle böyle bir yola başvurduğunu itiraf etti. İddiasına göre eşine yüklü harcamayı söylemekten korkmuştu. Oyunculuğuyla ağızları açık bırakan kadın hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi. İstanbul Silivri'de Tem Otoyolu'nda ilerleyen bir kamyonetin lastiği çıktı. Yokuş aşağı yolda kilometrelerce sürüklenip tehlike saçtı. Tekerleğin o yolculuğu bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Evet, otobanda lastik gidiyor. Sağ şeritten yola girdi, yavaşça orta şeride geçti. Hızlandı, sol şeride yuvarlandı. Kamyondan kopan tekerlek kilometrelerce yol aldı. Olay sabah saat 8 sıralarında İstanbul Silivri'de Tem Otoyolu'nda yaşandı. İstanbul'dan Edirne istikametine seyir halindeyken yaklaşık Silivri Sapağan'a bir 10-15 kilometre mesafede bir tırın altından lastiğinin çıktığını gördüm. Durumu fark eden sürücü hemen lastiğin peşine düştü. Duyarlı sürücü bir yandan dörtlü ikaz ışıklarını yakarak diğer sürücüleri uyarırken bir yandan da kontrolsüz şekilde ilerleyen tekerleği güvenli bir bölgeye çekebilmek için peşinden ayrılmadı. Yaklaşık bir 8-10 kilometre lastiğin rampa aşağı gitmesini, kontrollü bir şekilde gitmesini sağladım. Neyse ki tekerleğin bu yolculuğu kazasız sonuçlandı. Güvenli bir yerde durdurulunca sürücüler de rahat bir nefes aldı. Biçer döveri bağlanan çiftçiyle aracı çekmek için gelen görevlilerin kavgasında sıra efendim. Araç 7 Emin Parkı'na götürülecekti fakat sahibi biçer döverinin zarar göreceği gerekçesiyle ekiplerin bağlama tarzına itiraz etti. İşte sonrası. Kavga yok, bırak. Kahramanmaraş'ta jandarma bir çiftçinin biçer döverini evrak eksikliğinden bağladı. Araç 7 Emin Otoparkı'na çekiliyordu. İki görevli biçer döveri demir yüklü traktörün römörküne halatla bağlayarak götürmeye kalktı. Bincinden kaldır götür. Koy lobete koy. Sürüme. Şanzımanı yiyorsun, motoru yiyorsun. Çiftçi aracının zarar gördüğü gerekçesiyle yönteme itiraz etti. Görevlilerle tartıştı. Biçer sahibini de dövüyorlar. İki görevli bir oldu, biçer döver sahibini darp etmeye başladı. Adamı da dövüyorlar, biçer de uçum otuna sürüp götürüyorlar. Polise giden çiftçi görevlilerden şikayetçi oldu. Biçer sahibini de dövüyorlar. Hain darbe girişiminin bir benzeri Bolivya'da meydana geldi. Ordu güçleri hükümet binasını kuşattı, zırhlı araç kapısını kırdı. Devlet başkanı halkı demokrasiye sahip çıkmak için meydanlara çağırdı. 5 saatlik darbe girişimi ordunun kışlaya çekilmesiyle bitti. Güney Amerika ülkesi Bolivya'da Genelkurmay Başkanı Zuniga önderliğindeki ordu güçleri La Paz'da hükümet binasını tanklar ve zırhlılarla kuşattı. Bir zırhlı araç başkanlık sarayının demir kapısını kırdı. Devlet Başkanı Arce ile darbeye öncülük eden Genelkurmay Başkanı orada yüzleşti. Başarısız darbe girişimi bu görüntülerle başladı. Zuniga, devlet başkanlığı sarayını basmadan önce ekonomik çöküş nedeniyle öfkenin arttığını, kalkışmanın halkın desteğiyle gerçekleştiğini iddia etti. Ordunun niyetinin demokrasi yeniden yapılandırmak olduğunu söyledi. Bu sırada devlet başkanı Luis Arce orduya geri çekilme çağrısı yapıp halkı meydanlara çağırdı. Arce darbe girişimi sürerken devlet başkanlığında düzenlediği törenle ordu yönetimine yeni 3 komutan atadı. Birkaç saat sonra askerler ve tanklar meydandan çekildi. Darbe girişiminin başındaki Zuniga yakalandı. Darbeci Genelkurmay Başkanı kalkışmayı güçlü görünmek ve halk desteğini artırmak için bizzat devlet başkanının istediğini ileri sürdü.
Zúñiga Macías. Ella ha sido aprendido por parte... Devlet Başkanı ise yaklaşık 5 saat süren başarısız darbe girişiminin ardından Başkanlık Sarayı'nın balkonundan Bolivya bayraklarıyla Hükümet Sarayı önünde toplanan halka seslendi. Teşekkür etti. Kazandığımız demokrasiyi kimse bizden alamaz dedi. Efendim adres İstanbul Sancaktepe. Saldırıya uğrayan kişi bir oto yıkamacısı. İddiaya göre dükkan sahibi kiracısının çıkmasını istiyordu. İkna etmek için de en olmaması gereken yolu seçti. Tekmelerle, yumruklarla saldırdılar. Hatta içlerinden biri silah bile çekti. Oto yıkamacıyı böyle dövdüler. 10 yaşında çocuğumun karşısında beni gördüğünüz gibi bu hale soktular İstanbul'un göbeğinde. Güvenlik kamerasının saniye saniye kaydettiği olay İstanbul Sancaktepe'de dün akşam yaşandı. İddiaya göre 37 yaşındaki oto yıkamacı Sinan Güzel dükkan sahibi tarafından dükkandan çıkarılmak istendi. Söyleneni yapmayınca da öldüresiye darp edildi. Dükkan sahibi çocukları ve yakınlarıyla birlikte oto yıkamacıya geldi. Önce aralarında tartışma çıktı, sonra Sinan Güzel'in boğazına yapıştı. Tansiyon giderek yükseldi. 10 yaşındaki çocuğunun önünde oto yıkamacı feci bir şekilde dayak yedi. Tekmeyle, yumrukla darp edildi. Saldırganlardan biri belindeki silahı çekerek Sinan Güzel'in kafasına dayadı, gözdağı verdi. Şikayetçi olan talihsiz adam aldığı darbelerle yere yığılırken saldırganlar da otomobile binip uzaklaştı. Ben olay yerinde bayılmışım. Ambulansı aramışlar, polis ekibini aramışlar. Arkadaşlar sağ olsunlar geldi, beni hastaneye götürdüler. İstanbul Kadıköy'de meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Sürücüler arasındaki tartışma yakınlarının karışmasıyla kavgaya döndü. Taraflara ayırmak için biber gazı kullanan polis zanlıları gözaltına aldı. Hayır, hayır, hayır. Taraflar önce kaza yaptı, sonra tekme tokat birbirine girdi. Yetmedi, polise kafa tuttu. İki kişinin yaralandığı kaza gece saatlerinde İstanbul Kadıköy'de meydana geldi. 3 araç bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki direğe çarparak durabildi. Araç içerisindeki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza sonrası taraflar arasında tartışma çıktı. Yakınları da gelince olay kısa sürede büyüdü. Polis ekipleri kavgayı ayırmakta güçlük çekti. Zaman zaman biber gazı kullanmak zorunda kaldı. Kavgaya karışan çok sayıda kişi gözaltına alındı ve polis merkezine götürüldü. İlginç görüntülerden derlediğimiz bir yurt turu var sırada. Üzerinde biriken su yan taraftan akmaya başladı. Temizlik yapan bu kadın da otomobilini park edip inen sürücü de ölümden dakikalarla kurtuldu. Trabzon'un Akçabat ilçesinde şiddetli yağışlar sonrası bir binanın istinat duvarı çöktü. Yıkılan duvarın altında kalan otomobilde hasar oluştu. Belediye ekipleri çalışma başlatırken duvarın blok halinde yıkıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yumruklar ve tekmeler havada uçuşuyor, taraflar yerlerde yuvarlanıyor, içlerinden biri kadın. Yerden kalkan adamı yakasından yakalayarak durduruyorlar. 4 kişi arasında yaşanan kavga saniye saniye kameraya yansıdı.
Burası Samsun'un en işlek caddelerinden Gazi Caddesi. İlk Adım ilçesinde Mecidiyet Çarşısı olarak da bilinen caddede önceki gün yaşandı kavga. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili polis inceleme başlattı. Kapıyı zorladı, camı yumrukladı. Minibüs şoförünü araçtan indirmeye çalıştı. Karşılık bulamayınca öfkeden deliye döndü. İddiaya göre elinde bıçak da vardı. Trafikte korku dolu anları kadın yolcular kaydetti. Ay, karnım ağrı girdi bir anda. Biz hepimiz gördük o bıçağı. Aynen öyle, şahidiz. Kamerayı da çekiyorum. Arabayı zorluyor. Tamam. Antalya Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi'nde akşam saatleri. İddiaya göre trafikte personel minibüsünün şoförüyle bir başka sürücü arasında tartışma çıktı. Otomobil sürücüsü aşağı indi, minibüs şoförünü de indirmek istedi. Şoför inmeyince sinirlenip açmaya çalıştığı kapıyı ve camları yumrukladı. Öfkeli adam çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirildi. Efendim, direksiyonda bayılan sürücü kaza yaptı. Çevredekiler kilitli kapıdan kadına ulaşabilmek için uzun süre çabaladı. Yangın tüpüyle dahi vurulan cam bir türlü kırılmadı. İlk müdahale sonrası kendine gelen kadın olup biteni hatırlamadı. Trafikte seyir halindeyken fenalık geçirip bayıldı. Yardımına çevredekiler koştu. Olay dün akşam saatlerinde Ankara Çankaya'da yaşandı. Caddede ilerleyen bir kadın sürücü aniden fenalaştı. Kadın baygınlık geçirdi ama araç hareket etmeye devam etti. Kırmızı ışıkta bekleyen bir araca çarpınca durdu. Kaza nedeniyle aracından inenler sürücünün baygın olduğunu fark etti. Bir yandan sağlık ekiplerine haber verdiler, diğer yandan kilitli aracı açmaya çalıştılar. Soldan gidin de yolu açın, ambulans geliyor arkadaşlar. Dakikalarca aracı açmak için uğraştılar. Bir sürücü yangın tüpüyle aracın camını kırmaya çalıştı ama olmadı. Bu kez devreye çekiç girdi. Çekiçle kırılan camın içinden aracın kapıları açıldı ve bayılan sürücüye ulaşıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri baygın sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Kendine gelen sürücü yaşadıklarını hatırlamakta güçlük çekti. Otomotiv'de fahiş fiyat artışına dur demek için başlatılmıştı, süresi uzadı. İkinci el araç satımında 6 ay ve 6000 kilometre şartı 1 Ocak 2025'e kadar devam edecek. Bu yasa bayilerden sıfır araçlar olmadığı için insanlar piyasadan sıfır araba alıp hemen akabinde tekrar satıyorlardı. Liste fiyatının üzerinde. Şimdi sıfır otomobil değerinden %10-15 yine aşağı satılıyor. Sizi kötü mü etkiledi biraz? Onun şu an hiçbir etkisi yok. Bir esprisi ve etkisi kalmadı. Genel anlamda aslında bizi ve piyasayı çok etkileyeceğini düşünmüyorum. İkinci el otomobil satışlarında 6 ay geçmeden veya 6000 kilometre yapılmadan bir satış yapılmaması yasağı getirilmişti Ticaret Bakanlığı tarafından. Uygulama Temmuz ayında sona erecekti. 6 ay daha uzatıldı. Bugüne kadar düşmeyen fiyat. Düşer mi tekrar? Yeni bir şey olsa düşerdi. Yeni değil ki. Ya fiyatlar zaten mevcut piyasada gelebileceği kadar geri geldi. Görüyorsunuz işte, yaprak kıpırdamıyor. Bakanlık uygulamanın otomotiv sektöründeki spekülatif fiyat artışlarını engellediğinin altını özellikle çizdi. Sektör son dönemde durgun ama fiyatlar az da olsa geriledi. Sıfıra yakın arabaların biraz daha fiyatının düşmesine sebebiyet verdi. Sıfır araçlarda da bolluk gelmeye başladı. Bu da tabii araç sayısı artınca fiyatlarda da tekrardan liste fiyatına dönüş dönemi başladı. 6 ay ve 6000 kilometre yasağını delenlere 52 milyon lira, ilan yasağına aykırı hareket edenlere de 90 milyon lira para cezası kesildi bugüne kadar. Ticaret Bakanlığı mücadelenin devam edeceğini vurguladı. Karar almak problem değil, bunu uygulamaya sokmak daha avantajlı. Tüketicileri olumlu etkiler mi? Tabii ki, kesinlikle. Fahiş fiyat artışı, yüksek faizler derken konuta ulaşmak zorlaştı. Haliyle ev sahibi olmak isteyenler yönünü konuttan toprağa çevirdi. Uzmanlara göre son dönemde en yüksek getiri arazi fiyatlarında. Paranız olsa ev mi alırsınız yoksa toprağa mı yatırım yaparsınız? Yani toprak, arazi. Çünkü en garanti. Toprağı daha doğru buluyorum. Konut şu anda çok istikrarlı bulmuyorum fiyatları.
Yatırımda tercihler değişti. Ev alamayanlar artık toprağa yöneldi. Arsalar %100'den fazla kazandırdı. Şunu fark ettik ki yatırımlarımız yavaş yavaş toprağa dönmeye başladı. Zira toprak üretilmeyen bir değerdir. Fiyatlardaki artış ve yüksek kredi faizleri nedeniyle ev sahibi olmak isteyenler bir süredir zorluk yaşıyor. Hal böyle olunca alternatif arayışına girenler çareyi arsa yatırımlarında buldu. Belki gelecek korkuları daha fazla. Artık şehirler tıkıştı, biraz daha nefes almak istiyor insanlar. Ekonomik de arsa şu anda. Bir konutun fiyatı 5 milyonsa 1 milyona arsa bulabilirsin. Gayrimenkul uzmanları 2024 yılının ilk yarısında en çok kazandıran yatırımın toprak olduğunu, dahası son bir yıl içerisinde toprak yatırımlarının %100'ün üzerinde kazandırdığını belirtti. Toprak derken de arsa, tarla, imarlı, imarsız fark etmiyor açıkçası. Bir ev size ikinci, üçüncü evi alamayabilir ama aldığınız bir toprak yatırımı size rahatlıkla bir ve fazlasında evleri kazandırabilir. Uzmanlara göre toprak yatırımı kadar yatırımın yeri de çok çok önemli. Köprü, hızlı tren gibi yerlerin yakınlarına çok büyük talep olduğunu belirtiyorlar. Toprağa olan ilgi şu anda zaten fiyatları arttırıyor. Özellikle şu var, her yapılan konut yerine bir toprak demektir. Konutun yapıldığı her yerde toprağın değeri otomatikman artıyor zaten. Peki toprak yatırım yaparken nelere dikkat etmek gerekiyor? Yeni yapılan köprü güzergahları, hızlı tren hatları, şehirleri birbirine bağlayan İzmir-Ankara arasındaki hızlı tren hattı gibi bölgeler ve etrafında çok rahatlıkla yatırım düşünülebilir. Uruguay'dan ithal edilen Angus cinsi boğalar kaçtı. Ekipler onları yakalamak için 7 saat uğraştı. Kimi uyuşturucu iğneyle vuruldu, kimine kement atıldı efendim. Kameralara ilginç görüntüler yansıdı. Anguslar firar etti. Kovalamaca saatlerce sürdü. Ne halat fayda etti ne de sakinleştirici iğne. Çabuk çabuk, bir tanesi düştü. Uruguay'dan geçtiğimiz hafta ithal eden Angus cinsi boğalardan bir kısmı Erzurum'daki yeni sahiplerine teslim edildi. Ancak yeni sahipleri ahırın kapısını açık unutunca 26'sı kaçtı. Sahipleri kendi çabalarıyla yakalayamayınca hem komşularından hem de belediyeden yardım istedi. Köyün merasında tam bir kovalamaca başladı ama boğaları yakalamak pek de kolay değildi. Bunlar açık olarak beslenen hayvanlar. Kaçtılar, biz de arazide yakalamaya çalıştık. Belediye görevlileri sakinleştirici iğnelerle boğaları vurdu ama kimi iğnelerden kaçmayı da başardı. Halatla verilen çabada işe yaramadı. Zaman zamansa kuyruğundan tutulan boğalar kendilerini tutanları sürükledi. 7 saat sürdü kovalamaca. 2 boğa telef oldu, 24'ü ise yakalandı. Mestaran haberi burada noktalıyoruz efendim. Yarın akşam saat 19'da tekrar görüşmek dileğiyle iyi akşamlar.